Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Hollanda'da enflasyon, maaşlar, 2023 zamları ve şirketlerin politikaları. Çocuklu bir insan olduğum için az yaptım. Gürültü yapmadım, çocuğum uyuyor. Hollanda'daki iş hayatından, asgari ücretten, çalışma koşullarından ve izinlerden bahseden bir video çekmiştim. Onu şu an burada bulabilirsiniz. Oradaki her şeyi tabii ki tekrar söylemeyeceğim ama çok kısa bahsedecek olursak, Hollanda'da asgari ücret 15 yaşından 21 yaşına kadar böyle yıl yıl değişen bir şeydi ve aslında genel olarak asgari ücreti konuştuğumuzda 21 yaş üzeri olanı kabul ediyorduk. Bu asgari ücret 21 yaş üzeri için şu anda 1756 euro gibi bir şey. Tablosunu yine koymuş olurum buralara bir yerlere. Ancak buna %10,15 zam yapılacağı açıklandı. Bu bütçe planında açıklanmış bir bilgiydi. Bütçe planı neydi? Hollanda'nın 2023'teki bütçesini nasıl bölüştüreceğini ve yardımların, dağılımların nasıl olacağını açıklayan gündü. Onunla ilgili detaylı bir video çekmiştim. Onu da burada bulabilirsiniz. Şimdi asgari ücrete %10 zam yapıldı ve asgari ücret yaklaşık 2000 euro civarı bir paraya gelmiş oldu. 21 yaş ve üzeri için dediğim gibi. Daha alt yaşlar için birazcık daha düşük. Şimdi bu %10 zam aslında çok büyük bir zam Hollanda için. Hollanda'nın tarihine baktığımızda en son 1969 yılında mı ne %8 zam yapılmış gözüküyor. Bunun dışında normalde asgari ücrete yapılan zam Hollanda'da %1, 1,5, 2 gibi oranlar oluyor. Bunun nedeni ne? Hollanda'da normalde enflasyon olmaması aslında. Bunun dışında peki Hollanda'da kaç kişi asgari ücretle çalışıyor diye baktığımızda da nüfustaki, yani çalışan nüfusun yaklaşık %6'sının asgari ücretle çalıştığı düşünülüyor. Bu da aslında çok düşük bir oran. Yani asgari ücreti düşük görebilirsiniz. İşte 2000 euro civarı bir para çok düşük geliyor olabilir size. Çünkü aslında Hollanda'da aylık giderler şu an oldukça yüksek. Yine enflasyondan ve pahalılıktan dolayı. Ama aslında nüfusun, çalışan nüfusun çok küçük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Ortalama kazanç da Nimbö verilerine göre 3000 euro üzerinde gözüküyor. Yani Hollanda'da çalışan birinin net kazancı aslında 3000 eurodan fazla gözüküyor. Haliyle asgari ücret çok gerçekçi bir şey anlatmıyor bize. Asgari ücretle çalışanların da büyük bir çoğunluğunun zaten 21 yaşının altında olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi pahalılıktan tabii ki bahsediyoruz ve zamlardan artık bahsediyoruz Hollanda içinde. Şimdi birazcık enflasyondan bahsedeceğim. Hollanda'da şu anda enflasyon ne? Ve önümüzdeki yılda enflasyon nasıl olması bekleniyor? Birazcık bunlardan konuşacağız. Şimdi enflasyon grafiğini görebilirsiniz. Bu enflasyon grafiğinin 2000'li yıllardan beri aslında hiç buralara tekrar gelmediğini, yani inanılmaz arttığını son yıllarda görebilirsiniz. Covid ile birlikte, pandemi ile birlikte. Burada zirve noktası olan ay Eylül ayı. Orada enflasyon %14,5 olarak belirlenmiş. Hollanda'da enflasyon iki farklı şekilde hesaplanıyor. Birine ev fiyatları dahil ediliyor, birine edilmiyor ama yani aslında bakıldığında herhangi birini baz alabilirsiniz. Bir tanesi kendi içinde tutarlı sonuç olarak ama iki farklı enflasyondan bahsediyoruz. Bu benim aldığım veriye göre zirve yaptığı ay Eylül ve oradaki enflasyon %14,5. Ekim'de %14,3'e düşmüştü. Kasım ayında ise enflasyon %9,9'a düştü. Yani aslında hızlı bir düşüş oldu. 14,3'ten 9,9'a. Şimdi enflasyon böyle düşmeye devam edecek mi ya da nereye kadar düşecek? Bununla ilgili baktığımızda IMF'nin verilerine baktığımızda onun tahminlerine göre Hollanda'da enflasyon önümüzdeki yılda da yaklaşık %8 civarı olacak. Başka tahminler de var. %9 diyen, 6 diyen vesaire gibi. Ama hiç kimse enflasyonun %6'nın altında olmasını beklemiyor. Okuduğum kadarıyla yani o yüzden 2023 yılında da bir enflasyon olmaya devam edecek. Tahmini %7, 8, 9 civarlarında vesaire. Yani önce düşecek, daha sonra belli bir noktadan sonra düşemeyecek. Böyle bir beklenti var. Yine aynı şekilde IMF'ye göre Hollanda ekonomisi 2023'te doğru düzgün hiç büyümeyecek. %0,4, 0,8 gibi tahminler var. Yani ekonomi büyümüyor, enflasyon devam ediyor. Güncel durum bu. Peki bu enflasyon hayatın her alanında mı var? Yani her alanda her şey pahalandı mı diye baktığımızda bununla ilgili yapılan yine istatistiklere göre ki bunları aldığım yer buranın istatistik kurumu gibi düşünebilirsiniz. TÜİK'i gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha güvenilir. İstatistik kurumu gibi düşünün. Oranın verilerine göre enflasyonun aslında olduğu iki tane en temelde alan var. Bunlardan biri gıda. Bu da biraz yine savaştan etkilendi ama bunun dışında karbondioksit emisyonu muhabbetlerinden vesaire de etkilendi. Yani tarıma etkilendiği için bunlar da etkilenmiş oldu. Ama bunun da ötesinde en temelde
etkilenen ve enflasyona neden olan alan enerji. Enerjinin tabii ki en temel nedeni savaş. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının çıldırmış olması. Devletin bununla ilgili de bazı önlemleri oldu. Onları da bütçe gününde açıkladılar. Bütçe gününde tekrar burada ulaşabilirsiniz. Enerji yardımı yapıyor devlet şu anda ciddi bir oranda. Ve enerji fiyatlarına bir kota uygulaması getirdi. Yani aslında enerjiyi belli bir fiyattan almış oluyorsunuz. Enerji ne kadar artarsa artsın. Kısaca böyle söyleyebilirim. Detayı için videoya bakmanız lazım. Ama bütün bu mücadelelere rağmen enerji aslında çok pahalandı. Ve şu anda çok ciddi bir kalemi oluşturuyor. Aylık giderlerin çok ciddi bir kalemini oluşturuyor. Enflasyonun da neden olduğu, artışa neden olduğu en temel alanlar bunlar. Videonun son bölümünde de işverenlerin tutumlarından ve 2023'te bizi nelerin beklediğinden bahsedeceğim. Şimdi 2022 yılı böyle geçmiş oldu. Enflasyon çok arttı. 2022 verilerine göre de insanlar yeterince zam alamadı. Birçok çalışmaya göre yıl içinde insanlar %3-4 zam alabildi. %3-4 oranlarında anca ya da birkaç ikramiye gibi küçük böyle destekler alabildi. Ama sonuçta 2022 yılında aslında Hollanda'daki birçok çalışan fakirleşti. Çünkü enflasyon oranında gelirlerini arttıramadılar. Bu neye neden oldu? Hollanda'da şu anda özellikle kalifiye alanlarda hiç olmamış bir işçi açığı olduğu söyleniyor. Tarihte hiçbir zaman olmamış derecede. Bununla ilgili de yapılan çalışmalar var. 2022'de firmaların %93'ünün kalifiye elemanları, yetenekli, eğitimli elemanları bulmakta. %89'unun ise elinde tutmakta sorun yaşadığı söyleniyor. Bu sorunun en temelde IT sektöründe ve mühendislik sektöründe olduğu söyleniyor. Yani ne olmuş oldu o zaman 2022'de? Enflasyon çok arttı. Şirketler çalışanlarını yeterince destekleyemedi, yeterince zam yapamadı. Sonuç olarak ne oldu? Çalışan o firmada o maaşı, istediği parayı ya da koşulu alamadığı için başka firmaya gitmiş oldu. Böyle bir sorun yaratıldı. Yani çalışanların ellerini tutamadılar sonuç olarak. Peki 2023'te ne olacak diye bakarsak? Videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımı da takip ederek destek olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Aslında 2022'de Hollanda'da dediğim gibi birçok insan çok yaşasın. Hollanda'da 2022 yılında birçok insan fakirleşti aslında. Enflasyon oranı kadar zam alamadıkları için ve ücretlerini arttıramadıkları için. Bunun sonucunda da ne olmuş oldu? 2023 yılında herkes agresif bir şekilde girmiş oldu. Bu ne demek? Herkes 2023'te iyi bir oranda zam almak istiyor. Artık alım gücünü korumak istiyor ve 2022'de yaşadığı şeyi tekrar yaşamak istemiyor. Bunun için de çalışan örgütlerinin açıkladığı oran bir çalışanın yaklaşık %14 oranında zam alması gerektiğini söylüyor. 2023 yılına girerken yeni yıla da böylelikle alım gücünü koruyacağı söyleniyor. Tabii ki %14 zam herkes için gerçekçi değil. Böyle olduğu için de çalışanlar aslında alabildikleri kadar çok zam almakta ısrarcılar. Bunu nerede gördük? NSE çalışanlarının, yani buradaki tren şirketi çalışanlarının eylem yaptığını gördük. Grevler yaptıklarını gördük. Posta çalışanlarının yine örgütlenip şeyler talep ettiğini gördük. Otobüs firmalarının çalışanlarını da gördük. Yani aslında insanların özellikle de böyle grup olarak sözleşme yapılan ve sendikası güçlü grupların çok ciddi şekilde maaş zammı talep ettiklerini ve bunları aldıklarını gördük. NSE çalışanlarına %10 civarı bir zam yapıldı. Bunun üzerine prim ödemeleri alacaklar. Yani bu o da tarihlerdeki en yüksek zamlardan birini almayı başardılar. Böyle olunca da yani nasıl bir ortam var şu anda Hollanda'da? Herkes olabildiğince çok zam almaya çalışıyor ve koparabildiğini koparmaya çalışıyor. Çünkü alım gücünü koruyamamaktan endişeli. Firmalar peki bu durumda ne yapıyor? Bildiğimiz şey şu ki firmalar bütçelerinde ödemeye ayrılan, maaş ödemelerine ayrılan bölümü arttırdı. Çünkü onlar da biliyor böyle bir sorun olduğunu. Bunun dışında da yan haklar ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi anlamında çalışmaları var. Yani ne yapıyorlar? Evden çalışma seçeneği birçok firma sunuyor şu anda ya da hibrit çalışma. Çalışma saatlerinin kısaltılması, evden çalışma ödeneği, yol ödeneği gibi, spor salonu ödeneği, işte sağlık giderlerinin karşılanması gibi ekstra şeyler sunuyorlar. Çünkü zammı bizim bu konuştuğumuz %14 oranı denilen, hadi en azından 10 diyelim, oranlarına yapmakta zorlanıyorlar ve bu şekilde de yan haklarla çalışanların ellerini tutmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki ne kadar başarılı olacaklar göreceğiz. Yani 2023'te Hollanda'da kalifiye ve eğitimli insanları bulmakta daha çok zorlanacağı düşünülüyor şirketlerin. Haliyle bu yan haklar ve işte motivasyonlar gibi şeylerin işe yaramayacağı düşünülüyor. Yeterince zam yapılamadığında çalışanların elinde tutulamayacağı düşünülüyor. Bütün bu yan haklara ve ekstra şeylere rağmen. Haliyle de bu sorun devam edecek gibi gözüküyor 2023 yılında. Bunun dışında yine günümüzde artan başka bir şey de
tek seferlik ikramiye verilmesi. Bu şu anda 2023 yılı için yapılan sözleşmelerin, iş sözleşmelerinin 3'te 1'inden fazlasında tek seferlik ikramiye olduğu söyleniyor. Bu ikramiye 250 Euro'dan başlayan, işte binlerce Euro'ya kadar giden bir fiyat olabilir. Bunun da ama eksileri var. Yine yapılan çalışmalar tek seferlik ikramiyenin tek seferlik olacağını başında biliyor olsanız bile sizde bir hayal kırıklığı yarattığını sonradan söylüyor. Yani onu tekrar almak istediğinizi ve hayal kırıklığına girdiğinizi söylüyor. Haliyle de bu şekilde şirketler insanları ellerine tutabilecek mi onu da bilemiyoruz. Ama şirketlerin yaptığı şeyler bunlar. Yani genel olarak bir toparlayacak olursak ne söyledim bu videoda? Hollanda'da 2023 yılında yaklaşık %8-9 oranlarında enflasyon kalmaya devam edecek. Bu da şirketleri zorluyor. Şirketleri zam yapmaya ve yetenekli, deneyimli çalışanlarını ellerine tutmak için bir şeyler yapmaya zorluyor. Şirketler ne yapıyor? Belli oranlarda zam yapıyor. Hayal ettiğimiz %10-15 oranlarına yaklaşabilecekler mi? Pek sanmıyorum. Özellikle de maaşlar arttıkça yaklaşmak zor olacak çünkü onlar için. Ama bunun dışında neler yapıyorlar? İşte tek seferlik prim ödemeleri, ekstra fırsatlar, işte ekstra imkanlar. Bu bir sağlık ödemesi de olabilir, bir yoga sınıfı da olabilir dediğim gibi. Böyle şeylerle çalışanları desteklemeye çalışıyorlar. 2023'te bizi böyle bir dönem bekliyor olacak. Ben kendi firmamla bahsedeyim. Ben bir bankada çalışıyorum. Görece büyük bir banka buradaki. Ve bize açıklanan, yani şimdi bir enflasyon zammı alıyorsunuz, düzeltme zammı, enflasyon zammı adını ne derseniz deyin, bir de performansınıza dayalı bir zam alıyorsunuz. Ama benim bulunduğum bankada bunların ikisinin toplamının getireceği şey aşağı yukarı %10-11 civarına geliyor işte. Performansınıza bağlı olacak biraz da. Mevcut maaşınızı da göz önünde alıyorlar. Ya aslında bu kötü bir oran değil. Yani Hollanda'da herhalde bu oran daha önce olmamıştır. Ama yine de Kardelen'in dediği gibi yani yeterli değil. Evet, enflasyon karşısında düşük kaldığı için insanlar tatmin olmuyor. Bir de dediğim gibi bu aslında %10 civarı oranlar kötü oranlar değil. Siz bir bir dükkanda çalışıyorsanız, patronunuz zaten yanınızda oturan biriyse ve iki çalışanı varsa böyle bir zam oranını zaten bulamayacaksınız büyük ihtimalle. Yani %3-4 gibi zam oranlarına gene kabul etmek durumunda kalacaksınız ya da iş değiştirmek zorunda kalacaksınız. Büyük firmalardan dediğim gibi böyle örgütlü yapılardan bahsediyorsak zamlar %6'nın altında kalmayacaktır. Ama küçük yerlere baktığımızda, lokal işlere baktığımızda çok daha komik zamlar da tabii ki olabilir. Ya bu zaten bu işin gerçeği ama bizim gibi gelen insanlar genellikle daha büyük firmalarda ve çok uluslu firmalarda çalıştıkları için yine en azından bir %6-8 zam alacaklardır minimumda diye düşünüyorum. Ama bununla mutlu olmayacaklardır diye de düşünüyorum. Yani o yüzden arayış devam edecek. Yan haklar için ya da yeni işler için iş aramaya devam edecekler. Haliyle de sorun çözülmüyor. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videomun sonuna kadar izleyen ve bir dahaki izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Kanalıma abone olun, yorum yapın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.